Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk önce DNA replikasyonu işlemiştik. DNA nasıl eşleniyor? Hangi enzimler kullanılıyor? Bunlardan bahsetmiştik. Şimdi genden proteine ünitemizdeyiz. Yani protein sentezinden bahsedeceğiz. Protein sentezinden bahsederken önce bir genel bakış olarak göreceğiz arkadaşlar. Daha sonra da detaylarına ineceğiz. Tabii ki hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda protein sentezi nasıl gerçekleşiyor? Buna da bakıyor olacağız. İlk önce genlerden bahsedelim. Transkripsiyon, translasyon bunlar nedir? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. Şimdi Proteinin sentezlenebilmesi için ne olması lazım? İlk önce DNA'dan bilginin alınıp ribozoma getirilmesi lazım arkadaşlar. Bunu yapan da kimdir? Tabii ki RNA'dır. Ee, RNA'nın DNA'dan sentezine biz ne diyoruz? Transkripsiyon yani DNA yönetiminde gerçekleşen RNA sentezidir. Burada bilgiyi taşıyan e, da mesajcı RNA'dır. Veya trans e, pardon e, mesajcı RNA e, diyoruz arkadaşlar. E, bir ismi daha vardı unuttum şu anda. E, şeylerde slaytlarda gelecek göreceğiz orada. Mesajcı RNA ne yapıyor? DNA'dan bilgiyi alıyor. Daha sonra o aldığı bilgiyi ribozoma taşıyarak orada protein sentezlenmesini sağlıyor arkadaşlar. Peki translasyon nedir? Translasyonda da mesajcı DNA getirdiği ya ribozoma bilgiyi. Mesajcı DNA'daki bilgilerin kullanılarak polipeptit sentezlenmesidir. Yani protein sentezlenmesidir. Proteinin ilk zinciri. Bu olayın gerçekleştiği yer neresi arkadaşlar? Ribozom. Şimdi ribozomun biliyorsunuz bulunduğu farklı yerler vardı. İşte ökaryotlar için söylüyoruz. Çekirdek zarının üzerinde bulunuyor. Stoplazma da serbest bulunabiliyor. Ya da endoplazm retikulum e, üzerinde bulunabiliyor. Mitokondrinin içerisinde, kloroplastın içerisinde de var. Her biri zaten kendine özgü proteini sentezlemek için kullanıyorlar arkadaşlar. Özellikle mitokondri ve kloroplastta kendi DNA'larını kullanarak kendilerine özgü protein sentezliyorlar. O yüzden bunları da hatta endosimbiyoz hipotezinden de bahsetmiştik. Şimdi e, bakterilerde ve ökaryotlarda nasıl gerçekleşiyor? Arkadaşlar bakterilerde DNA sitoplazmanın içerisinde bulunduğu için e, RNA sentezi ile birlikte protein sentezi de gerçekleşebiliyor. Yani şöyle düşünün. Zaten e, bakterilerde Şöyle göstereyim bakın şu bir bakteri olduğunu düşünelim. Bakteride DNA stoplazmada bulunuyor değil mi? Dağınık halde bulunuyor stoplazmada. Şimdi ribozom da hemen şurada. Diyelim ki protein sentezi gerçekleşecek. Şuradan mesajcı RNA sentezleniyor. Mesajcı RNA sentezlenirken aynı anda gelip ribozoma bağlanıp hem bir yandan sentezlenip hem de bir yandan protein sentezini gerçekleştirebilir. Çünkü aralarında herhangi bir engel yok. Yani bir zar yok bu yüzden de DNA DNA'dan RNA senteziyle işte protein sentezi aynı anda gerçekleşebiliyor bakterilerde prokaryotlarda herhangi bir çekirdek zarı gibi bir ayrım olmadığı için ama ökaryotlarda tabii ki farklı farklı zamanlarda olacak arkadaşlar ilk önce DNA çekirdekte bulunduğu için önce mesajcı RNA sentezlenecek. Daha sonra sitoplazmaya geçecek. Orada ribozoma bağlanacak ve protein sentezini başlatacak. Ama prokaryotlarda, bakterilerde dediğim gibi ikisi aynı anda gerçekleşebiliyor. Şimdi ökaryotlarda mesajcı RNA üretildiğinde çekirdekten direkt olarak çıkmıyor arkadaşlar. Önce bir değişikliğe uğru uğruyor. İlk üretilen mesajcı RNA biz pire RNA yani birinci RNA veya primer RNA diyoruz arkadaşlar. Pire RNA diyoruz pire reyna. Bunlar ne yapıyor? Değişikliğe uğratılıyor çünkü bu işte 500 300 uçlarının düzenlenmesi var. Bu düzenlenmeler gerçekleşiyor daha sonra gerçek mesajcı RNA'ya dönüştürülüyor. Herhangi bir genden gelen başlangıçtaki RNA transkriptine yani RNA e, molekülüne biz ne diyoruz? Primer transkript diyoruz arkadaşlar. Çünkü ilk olarak sentezlendiği için primer transkript diyoruz. DNA'dan proteine doğru gerçekleşen bilgi akışına da ne diyoruz? Santral doğma olayı diyoruz. Santral doğma olayını şöyle gösterebilirim size. Şimdi DNA değil mi? DNA'dan ne sentezleniyor? RNA hatta burada mRNA diyebiliriz. Daha sonra da ribozoma giderek ne sentezleniyor arkadaşlar? Protein sentezleniyor. Biz bu olaya ne diyoruz? Bu olayın tamamına santral dogma olayı diyoruz. Santral dogma olayı diyoruz. Bilim insanları bu şekilde isimlendirilmişler. DNA'dan protein sentezine doğru bilgi akışına biz ne diyormuşuz? Santral dogma olayı diyoruz arkadaşlar. Bakın burada bakterinin hücresini göstermiş. Bakın DNA'dan mesajcı RNA sentezlenirken aynı anda ne olabiliyor arkadaşlar? Ribozoma bağlanıp polipeptit sentezlenebiliyor. Ökaryotlara baktığımız zaman ise şimdi DNA'dan ilk önce pire messenger RNA sentezlenecek. Burada eksonlar, intronlar falan var. Birazdan anlatacağım. Onlar çıkarılıyor. Gerçek bir mesajcı RNA üretiliyor. Daha sonra bu da sitoplazmaya geçerek orada ribozoma bağlanıyor. Ökaryotlarda Şimdi protein sentezine başlamadan önce genetik koddan bahsetmemiz lazım. Çünkü burada kod, kodon, işte antikodon gibi kelimeleri çok kullanacağız. Ayrıca kalıp zincir nedir? Tamamlayıcı zincir nedir? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Bir de genetik kodlarımızdan bahsedeceğiz. Şimdi ilk önce kodonlara bakalım. Ya da şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlar bizim 3 tane molekülümüz var. Nedir bunlar? DNA, mesajcı RNA, ve taşıyıcı RNA. İlk önce kısa olarak şöyle göstereyim. DNA'da bulunan üçlü nükleotitlere biz kod diyoruz. Koda karşılık gelen, mesajcı RNA'da bulunan üçlü nükleotitlere kodon diyoruz. Kodonların taşıyıcı RNA'lara karşılık gelen üçlü nükleotitlere de antikodon diyoruz. Antikodon. Şöyle düşünün, bakın mesela örnek vereyim. Diyelim ki adenin, timin, timin olsun. DNA'daki kodumuz. Burada mesajcı reynadaki kodon ne olur? Adeninin karşısına mesajcı reyna olduğu için urasil gelecek. Timinin karşısına adenin, adenin. Daha sonra bakın bunun da taşıyıcı reynadaki karşılığı ne olur? Normalde bu aslında durdurma kodon ama daha onlardan bahsetmedim. Örnek olarak gösteriyorum. Taşıyıcı reynadaki karşıda anti kodon olur. Ne olur? Urasilin karşısına ne gelir? Adenin. Adeninin karşısına urasil, adeninin karşısına urasil. Ne oldu? Bakın dikkat ederseniz DNA'daki Dizilim aslında aynı DNA ile taşıyıcı RNA'daki sadece timinlerin yerine ne gelmiş? Urasil gelmiş. Yani sizden DNA'nın bir nükleotit dizilimini verip taşıyıcı RNA'daki nükleotit dizilimini isterse kısaca şöyle yapabilirsiniz. Timinlerin yerine urasil yazarsınız taşıyıcı RNA'yı bulmuş olursunuz. Hemen örnek göstereyim yine bir tane daha. Mesela adenin, guanin, stozin, stozin, guanin, adenin, timin olsun. 3, 6, 2 tane de DNA yazalım buraya. 9. Şimdi bu bizim DNA'mız. Ben DNA'dan taşıyıcı RNA'yı istiyorum. Taşıyıcı RNA'yı bulmak için ne demiştim? Timinlerin yerine Urasil yazacağız. Yani bakın şurası aynı olacak. Burası da aynı olacak. Sadece timinin yerine ne yazacağım? Urasil yazacağım arkadaşlar. Bu şekilde taşıyıcı RNA'nın dizilimini de bulmuş oluyorum. Şimdi gelelim biraz daha detaylandıralım. Ee, şimdi bizim nükleotitlerimiz, e, üçlü nükleotitlerden yani kodlarımız üçlü nükleotitlerden oluşuyor arkadaşlar. Her bir üçlü nükleotit bir tane aminoasit tanımlıyor. 64 tane kod elde ediliyor. Şimdi ben size şunu anlatmak istiyorum. Eğer ki iki nükleotit bir kodu belirleseydi, bakın iki nükleotit bir kodu belirleseydi, bizim kaç çeşit nükleotidimiz var? 4 adenin, timin, guanin, sitozin değil mi? Urasil saymıyorum çünkü urasil timinin yerine geliyor zaten. Şöyle de diyebiliriz adenin, urasil, guanin, sitozin de diyebiliriz. 5 tane olarak değil 4 tane olarak sayıyoruz. Şimdi 2 üzeri 4'ten kaç tane e, şifremiz olurdu? 16 tane şifremiz. Peki doğada kaç çeşit re, e, amino asit var? 20. 20 çeşit amino asiti sentezlemek için 16 çeşit kodon yetmiyor. Dolayısıyla ne oluyor bakın? Üçlü nükleotitler bir araya geldiği zaman ne olacak? 3 üzeri 4. 3 üzeri 4'ten de ne olur arkadaşlar? Pardon 4 üzeri 3. Özür dilerim. Burada e, şu az öncekini de yanlış yaptım. Şimdi 4'ün karesi olacaktı. 16. O 2 üzeri 4 yazdım. Yanlış oldu. Ya da 4'ün küpü olur arkadaşlar. Çünkü farklı kombinasyonlarda geliyor. 4'ün küpü olduğu zaman da ne olacak? 64 olacak. 64 çeşit kod elde edilir veya kodon elde edilir. Bu 64 çeşit kodon 20 tane amino asiti sentezlemek için, şifrelemek için yeterlidir. Burada şunu da anlamamız gerekiyor. Şimdi 20 amino asit var, 64 tane kodon var. O zaman bir amino asidi birden fazla kodon şifreleyebilir mi? Şifreleyebilir. Mesela glisin. Glisin amino asitini 3 tane kodon şifreleyebilir. Metiyolin. metiyonil, metiyonil aminasitini sadece bir tane kodon şifreliyor. Tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar ee, mantığımızı hani oturtarak gidiyoruz. Şimdi e, bir de kalıp zincir ve tamamlayıcı zincirden bahsedeyim. Şimdi bizim DNA zincirimizde DNA sentezi yapılırken ne oluyordu? DNA'nın tamamı açılıyordu. Ama Protein sentezinde sadece ilgili gen bölgesi açılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla DNA'nın tamamının açılmasına gerek kalmıyor. DNA'nın e, protein sentezi için kullanılan zincirine biz kalıp zincir ya da anlamlı zincir diyoruz. Diğer zincirine de tamamlayıcı zincir ya da kodlayıcı zincir diyoruz arkadaşlar. Bakın, sentez için kullandığımız zincire anlamlı zincir ya da kalıp zincir, diğer zincire de ne diyoruz? Tamamlayıcı zincir diyoruz. Sadece RNA'daki hani DNA'nın karşısına RNA sentezleniyor ya. Adeninin karşısına timin yerine ne geliyor? Orası geliyor. Zaten az önce de söylemiştim. Arkadaşlar RNA molekülü DNA'yı göre antiparalel olarak sentezleniyor. Yani DNA 5 üssü 3 üssü yönündeyken RNA 3 üssü 5 üssü yönünde oluyor. Antiparalel tam tersi olarak. Mesela DNA'nın örnek olarak gösteriyorum 3 üssü Adenin sitozin sitozin 5 üssü olduğu durumda RNA ne olur? 5 üssü. Adenin'in karşısına urasil geliyor. Stozinin karşısına guanin guanin 3 üssü oluyor. Yani paralel değil de antiparalel, ters olarak düşüneceksiniz uç uç bölgelerini. Zaten RNA'daki nükleotit üçlerine de ne demiştik? Kodon demiştik. Şimdi bir de bizim bilmemiz gereken 4 tane kodon var. Nedir bunlar? Bir tanesi başlatıcı kodon, diğerleri de arkadaşlar durdurucu kodondur. Protein sentezini başlatan kodon AUG kodonudur. AUG ve metiyonin aminoasitine denk gelir. Metiyonin. Durdurucu kodonlar ise UAA, UAG ve UGA'dır. Bunu bize hocamız şöyle kodlatmıştı. Ultra aslan aslan. Ultra Aslan Galatasaray, Ultra Galatasaray, Aslan Galatasaraylı olduğum için bunu söylemek bana güzel geliyor tabii ki. Ama e, farklı farklı şeyleri de var. Hani şifreleri de var. Öyle de aklınızda tutabilirsiniz ya da direkt bu şekilde de tutabilirsiniz. Şimdi durdurucu kodonlar amino asit kodlamıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar hani dedik ya 64 tane kodonumuz var diye eee Amino asit kodlayıcı kaç tane kodon kalıyor? Üçünü çıktığımız zaman 61. O zaman 61 tane kodon amino asiti kodlayan kodonlardır. Bakın burada göstermişiz örnek olarak. Mesela transkripsiyon. Bakın transkripsiyon ne oldu? Mesajı RNA sentezlendi. Bakın DNA'nın 3'üsü 5'üsü ucundan bakın şöyle antiparalel oluyordu değil mi? 5 3'üsü. Bunlar nedir? Kodonlardır. Üçlü üçlü arkadaşlar. Ve Translasyonda da ne oldu bakın. Kodon olarak karşısına triptofan geldi. İşte e, şunun kısaltılmışı ne bilmiyorum ama glisin, serin gibi amino asitler karşılık olarak geliyor arkadaşlar. Burada da amino asitlerin mesela metiyonin amino asitini kodlayan AUG'yi bilmeniz gerekir. Diğerlerini bilmenize gerek yok. Zaten 3 tanesi de stop kodonu. Diğerleri de arkadaşlar diğer amino asitleri kodlayan kodonlardır. Mesela alanin amino asitini kodlayan 4 tane kodon varmış değil mi? Mesela lösini kodlayan bakın lösin hem burada var hem burada var. 1, 2, 3, 6 tane kodon varmış mesela arkadaşlar lösini kodlayan. Dolayısıyla farklı farklı sayılarda kodon ee, kodlayan amino asitler çıkabiliyor. Evet, gelelim şimdi transkripsiyon olayına. Transkripsiyonda hangi moleküller kullanılır? Bunlara bakalım. Arkadaşlar transkripsiyon nedir? Transkripsiyon DNA yönetiminde bir RNA sentezidir. Zaten bunu biliyoruz. Bütün RNA çeşitleri DNA'dan sentezlenir. Yani taşıyıcı RNA, mesajcı RNA, ribozomal RNA hepsi DNA'dan şifre alınarak sentezleniyor. Ve bunlar da kendi özelliklerine göre farklılaşıyorlar. Şimdi bizim RNA polimeraz dediğimiz bir enzimimiz var. Bu enzim arkadaşlar ilgili gen bölgesini DNA'daki ilgili gen bölgesinin zincirini açıyor ayırıyor. Ve bir kalıp boyunca arkadaşlar DNA zinciri boyunca baz eşleşmesi yaparak RNA nükleotitlerini birbirine bağlıyor. Normalde replikasyonda hangi zinciri, hangi enzim zinciri açıyordu? Helikas ama burada RNA polimeraz hem zinciri açar hem de ekleme yapar. Böylece RNA polinükleotidi uzuyor. Arkadaşlar RNA polimerazlar e, DNA polimerazlar gibi sadece 5 üssü 3 üssü yönünde polinükleotit oluşturabiliyorlar. Yani sadece 3 üssü ucuna ekleme yapabiliyorlar. 5 üssü ucuna ekleme yapamıyorlar. Aynı DNA polimerazlar gibi. Bunlar e, hani DNA polimerazın çalışabilmesi için bir RNA primeri gerekliydi. Burada öyle bir durum yok. RNA primerine ihtiyaç yoktur. RNA polimerazlar direkt başlangıç çizgisinden zincir oluşumunu başlatabiliyorlar arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi e, DNA'nın zincirinde hani dedik ya ilgili gen bölgesi açılıyor diye özgün nükleotit dizileri vardır. Bu özgün nükleotit dizileri. Gen transkripsiyonu başlarken ve sonlanırken bu noktaları belirliyor. Yani başlama ve sonlanma noktalarını belirliyor. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki elimizde şöyle uzun bir DNA zincirimiz var. Bu DNA zincirinin işte buradan şey sentezlenecek mesajı RNA sentezlenecek. Şu ucu belirli bir nükleotit dizisine sahip bu başlama bölgesini belirliyor. Sondaki şu ucu da arkadaşlar yine belirli bir nükleotit dizisine sahip. Bu da sonlanma bölgesini belirliyor. Tamam mı? O yüzden de e, belirli nükleotit dizileri bunları belirliyorlar. Hani direkt mesela başlama bölgesinden mesaj reyna gittiği zaman protein sentezi başlamıyor. Proteinin sentezini başlaması için AUG kodonuna ihtiyaç vardır ve bu AUG kodunu başlama bölgesinde yer almaz. Sadece Mesajı RNA sentezinin başlaması için ve sonlanması için belirli olan dizilerdir. Arkadaşlar, RNA polimerazın bağlandığı ve transkripsiyonun başladığı DNA dizisine biz promotör, hani dedik ya başlama bölgesi diye, işte bu başlama bölgesine ne diyoruz? Promotor diyoruz. Promotor. Sonlanma sinyalini veren DNA dizisine yani şu sonlanma bölgesine de ne diyormuşuz? Terminatör diyormuşuz. Terminatör bölgesi arkadaşlar. Promotor başlangıç, Terminatör de sonlanma bölgesidir. Evet, şimdi bir de bakterilerden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi bakterilerde tek tip RNA polimeraz vardır ve bu RNA polimeraz zaten ne yapıyor? Direkt sentezi yapıyor ama ökaryotlarda en az 3 tip RNA polimeraz vardır. Bunlardan RNA polimeraz 2 mesajcı RNA sentezinde kullanılır. Bakın en az 3 tip RNA polimeraz var. Bunlardan RNA polimeraz 2 mesajcı RNA sentezini başlatıyor. Evet bakın burada promotor bölgesi şurası. RNA polimeraz gelmiş bağlanmış. Transkripsiyon ünitesi dediğimiz bölge yani transkripsiyonun gerçekleşeceği bölüm gen bölgesi. Daha sonra arkadaşlar bakın zinciri açarak DNA polimeraz ne yapıyor? Nükleotit eklemesi yapmaya başlamış. Şurada RNA transkriptini oluşturuyor. Daha sonra da bu RNA transkriptini uzatarak ta sonlanma bölgesine, terminatör bölgesine kadar gidiyor. Terminatör bölgesine geldikten sonra olay sonlanıyor ve arkadaşlar RNA transkripti oluşmuş oluyor. Evet gelelim. Bir RNA transkripti nasıl sentezleniyor buna bakalım. Şimdi ilk önce RNA polimeraz ne yapacak? Bağlanacak ve transkripsiyon başlayacak. Bu arada bu video biraz uzun sürecek arkadaşlar. Bütün protein sentezini tek bir videoda anlatacağım. Böyle kopuk kopuk olmasını istemiyorum. O yüzden tek videoda genelde konuları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, RNA polimeraz geliyor, bağlanıyor dedik. Transkripsiyon başlıyor dedik. Şimdi bir genin promotor dediğimiz o başlangıç bölgesinde transkripsiyonun başlama noktası bulunuyor arkadaşlar. RNA polimerazlar oradaki hani promotor üzerine kesin bir konum ve oryantasyonda bağlanıyor. Yani kesin bir düzenleme ile bağlanıyor. Daha sonra bu promotorlar sadece RNA polimerazın bağlanmasını ve transkripsiyonun nerede başlayacağını belirlemiyor. Ayrıca ne yapıyor? DNA sarmalının iki zincirden hangisinin kalıp olarak kullanılacağını da belirliyorlar. Yani iki tane zincir var sonuçta. Ben bu iki zincirde kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. Ama bana sadece bir zincirin e, şeyi gerekli, şifresi gerekli. İşte bu şifreyi belirleyen kimdir? Promotorlardır. Bunlar DNA sarmalındaki iki zincirden hangisinin anlamlı, hangisinin tamamlayıcı zincir olacağını belirliyor. Arkadaşlar bakterilerdeki RNA polimeraz promotoru özel olarak tanıyor ve promotora bağlanıyor. Ama ökaryotlarda RNA polimerazın bağlanması ve transkripsiyonun başlatılmasına transkripsiyon faktörleri dediğimiz proteinler aracılık ediyor. Yani ökaryotlarda işlem her zamanki gibi biraz daha karışıktır. Bu yüzden de burası oldukça önemli. Arkadaşlar RNA polimeraz 2 eee promotora bağlanması için ilk önce bu transkripsiyon faktörleri RNA polimeraz 2 pardon promotora bağlanacak. Daha sonra da RNA polimeraz 2 bunları tanıyıp gelip bağlanacak. Promotora bağlandıktan sonra arkadaşlar transkripsiyon faktörleri ile birlikte oluşan topluluğa biz ne diyoruz? Transkripsiyon başlama kompleksi diyoruz. Önemli bir promotor dizisi vardır arkadaşlar. Bu promotor dizisine biz Tata kutusu diyoruz. Tata kutusu olarak isimlendirilen bir dizidir bu. Oldukça da önemlidir. Şurada mesela göstermişiz Tata kutusu. Burada göstermiştim galiba bir dakika. Ya da bir sonraki resimde olması lazım. Ha, evet burada. Bakın Tata kutusu dediğimiz bir kutu var. Arkadaşlar özel bir dizilimden kaynaklanıyor bu. Timin adenin timin adenin şeklinde gidiyor bu e promotor bölgesi. Bu yüzden de tata kutusu dediğimiz kutu isminde e, isimlendiriliyor. Bakın transkripsiyon faktörleridir şunlar. Transkripsiyon faktörleri gelip bağlandıktan sonra da RNA polimeraz 2 gelip bağlanıyor promotor bölgesine. Zaten bu tata kutusunu ilk önce transkripsiyon faktörleri tanıyor, bağlanıyor. Daha sonra transkripsiyon faktörlerini tanıyan RNA polimeraz 2 gelip bağlanıyor. Şimdi RNA zincirin uzamasına bakalım arkadaşlar. Şimdi RNA polimeraz DNA'nın üzerinde ilerliyor değil mi sürekli? İlerlerken ikili sarmalı açmaya devam ediyor ve bağla bulunduğu anda da 10 tane 20 tane DNA nükleotidini RNA nükleotitleriyle eşliyor. Yani şu uzun olan bakın RNA polimeraz şuradaki RNA polimeraz aynı anda 10-20 tane nükleotidi e, eşleştirebiliyor arkadaşlar. Ve RNA'nın 3 üssü ucuna nükleotitleri ekliyor. Unutmayın 5 üssü ucuna ekleme yapamıyor. Aynı DNA polimeraz gibi sadece 3 üssü ucuna ekleme yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. RNA'ya nükleotitler eklenince kalıp DNA'dan ayrılarak serbest kalıyor ve DNA'nın ikili sarmalı yeniden oluşuyor. Yani buradaki RNA polimeraz uzaklaştıkça DNA'nın ikili sarmalı tekrardan oluşuyor arkadaşlar. Peki sonlandırma nasıl gerçekleşiyor? Şimdi sonlandırma mekanizması diğerleri gibi bakterilerde ve karyotlarda farklılık gösteriyor tabii ki. Şimdi bakterilerdeki transkripsiyon DNA üzerindeki sonlanma dizisi boyunca ilerliyor. Transkripsiyon geçiren terminatör bölgesi arkadaşlar sonlanma sinyali olarak işlev geliyor ve DNA'dan polimerazın ayrılmasına neden oluyor. Böylece Sentezlenen transkript yani mesajcı RNA da artık dışarıya salınmış oluyor. Hücrenin içerisine. Bu transkript arkadaşlar e, transkripsiyondan sonra başka hiçbir değişiklik istemiyor. Yani translasyon önce bir değişiklik istemiyor. Ama ökaryotlarda şöyle bir durum var. RNA polimeraz 2 poliadenilasyon dediğimiz bir sinyal dizisi var arkadaşlar. Bu sinyal dizisini e, DNA üzerindeki özel bir dizidir bu. Bu özel dizinin transkripsiyonunu gerçekleştiriyor. Bu dizi öncül mesajı RNA'daki poliadenilasyon sinyalini kodluyor arkadaşlar. Bu kod da şudur: A A U A A A. Bu kod. E, poliadenilasyon sinyali dediğimiz sinyal budur arkadaşlar. Daha sonra bu bölge, bakın şu. AAU ve AAA dediğimiz bölge yaklaşık 10 ve 35 nükleotit geçtikten sonraki bir noktada proteinlerle ilişki kurmuş olarak büyüyen RNA onu kesiyor ve enzimden serbest kalıyor ve öncül mesaj RNA salınıyor. Daha sonra bu öncül mesaj RNA da ne yapıyor? İşleniyor. Yani prokaryotlarda terminatör bölgeye geldiği zaman bu bölgeyi tanıyıp DNA polimeraz ayrılıyor ama ökaryotlarda ne oluyor? Poliadenizasyon sinyalini gördükten sonra arkadaşlar ayrılma olayı gerçekleşiyor. Şeylerde bakterilerde böyle bir durum yok. Ve bakterilerde mesajcı RNA direkt kullanılabilirken ökaryotlarda ne olması lazım? Bir değişikliğe uğraması gerekiyor. Bakın burada göstermişiz yine. RNA polimeraz Burada ne yapıyor arkadaşlar bakın. Şurada A A U bakın. Buradaki şeye geldi. Hani o dizilime geliyor. O dizilime geldiği zaman renal nükleotitlerini bu şekilde zaten ekleyerek devam ediyor arkadaşlar. Böylece transkripti sentezliyor. Şimdi ökaryotlarda dedik ki RNA değişikliğe uğrar. Peki RNA değişikliğe uğrarken nasıl bir değişiklik gerçekleşiyor? Bu değişiklikten bahsedelim. Arkadaşlar mesajı RNA'nın uçları değiştiriliyor. Şimdi 5 üssü uç ve 3 üssü uç var değil mi? 5 üssü uca 5 üssü başlık ekleniyor. Neden peki? Şimdi ilk olarak 5 üssü uç sentezleniyor sonuçta 5 üssü 3 üssü şeklinde gidiyor. O yüzden ilk önce 5 üssü uç sentezleniyor. Bu 5 uç arkadaşlar direkt bu şekilde diyeyim. Guanin nükleotidinin değişik bir formu olan 5 üssü başlık ekleniyor ve bu başlık 20-40 nükleotit e ee, transkripsiyondan sonra 5 üssü uca bu ekleniyor ve 5 üssü başlık diyoruz buna. Mesajcı RNA çekirdekten çıkmadan önce 3 üssü ucu da değiştiriliyor. Burada da şimdi poliadenilasyon sinyali vardı ya bu sinyal arkadaşlar transkripsiyona uğradıktan sonra bir enzim ne yapıyor? Geliyor 50 ile 250 arasında adenin nükleotidi ekleyerek bir poli A kuyruğu oluşturuyor. Şimdi bunların oluşmasının önemli bir görevi var. Yani görevleri var. Sonuçta bunlar boşuna oluşturulmuyor. Neden 5 üstü başlık ekleniyor? Neden polia kuyruğu takılıyor? Buna bakalım. Bir kere arkadaşlar bunlar ne yapıyorlar? Olgun mesajcı Reyna'nın çekirdekten dışarıya çıkmasını kolaylaştırıyorlar. Rena'nın hidrolitik enzimler tarafından sindirilmesini önlüyorlar. Ayrıca Mesajcı reyna sitoplazmaya ulaştığı zaman ribozomların mesajcı reynanın 5 ucuna tutunmasına yardım ediyorlar. Yani böyle üç tane önemli görevleri var. Bu görevlerde bilinmesi gerekiyor. Bir de mesajcı reynada UTR dediğimiz bölgeler vardır arkadaşlar. Bu bölgeler ribozomda tercüme edilmiyor. Yani bir karşılığı yok. Sadece bir görevi var. Görevi ribozoma bağlanmayı sağlamak. Bakın burada Mesela UTR bölgeleri bakın şurada göstermiş. 5 üssü UTR, 3 üssü UTR. Şurada bakın guanin nükleotinden oluşan 5 üssü başlık. Şurada adenin, 250, 250 adeninden oluşan bir nükleotit dizisi. Buna da polya kuyruğu diyoruz. Bunlar takıldıktan sonra ne yapabilir artık? Eee şeye çıkabilir stoplazmaya çıkabilir mesajcı reyna arkadaşlar şurada mesela takılmış olan kısmı var şimdi geliyoruz işin en egzantrik kısmına nedir o en egzantrik kısım şudur arkadaşlar ee, kesintili genlerden bahsedeceğiz reyna splice dediğimiz olaydan bahsedeceğiz arkadaşlar burada exonlardan intronlardan bahsedeceğiz nedir bunlar şimdi bir kere reyna'nın büyük bir bölümü uzaklaştırılıyor. Hani dedik ya değişikliğe uğratılıyor diye. Arkadaşlar değişikliğe uğratılırken RNA'nın büyük bir kısmı uzaklaştırılır. Biz bu olaya RNA splice'ı diyoruz. RNA splice'ı diyoruz. Peki nedir bu? Neden uzaklaştırılıyor? Şimdi insan DNA'sındaki transkripsiyon birimi ortalama 27 bin nükleotit çiftidir. Yani 27 bin tane nükleotitten oluşuyor. Primer RNA'nın uzunluğu da bu 27 bin nükleotitle aynı. Ama bu dizinin yaklaşık olarak 1200 nükleotitlik kısmı kullanılıyor. Geriye kalan kısımlar kodlama yapılmayan bölgelerdir. Bu bölgeler arkadaşlar, bu kodlama yapılmayan bölgeler, kodlama yapılan nükleotitler arasına serpiştirilmiştir. Kodlama yapmayan bölgelere intron diyoruz. Geriye kalan kodlama yapan bölgelere ise exon diyoruz. Bakın int. Int, araya girme tamam mı nasıl yapıyor ee, kodlama yapmayan bölgeler kodlama yapan bölgenin arasına giriyor arkadaşlar ve mesajcı reyna değişikliğe uğratılırken bu intronlar çıkarılıyor sadece exonlar kalıyor arkadaşlar ve bu sayede kesintisiz bir zincir elde edilmiş oluyor biz bu olaya ne diyoruz reyna splice'ı diyoruz arkadaşlar peki nasıl gerçekleşiyor bu olay şimdi araştırmalar yapılıyor küçük nükleer ribonükleoproteinler dediğimiz proteinler var. Bunlar intron bölgelerini tanıyorlar. snRNP olarak geçiyor kısaca. Bunlar intron bölgelerini tanıyorlar. Bu yapılar çekirdeğe yerleşmiş yapılardır arkadaşlar. RNA ve proteinden oluşmuştur. Bu yüzden de sinRNA olarak isimlendirilir veya snRNA olarak isimlendiriliyorlar. Bunlar ee, Bunlardan birçoğu bir araya geliyorlar ve splizom dediğimiz bir birliği oluşturuyorlar. Kısa sürede de intronları mesajı Reyna'dan ayıklıyorlar. Bakın şurada mesela bir önceki resimde bakın burada eksonlar, eksonlar bakın ekson bakın uzun bir intron var. Böyle kısa bir intron var. Bu intronlar arkadaşlar o sin RNA dediğimiz RNA'lar tarafından çıkarılır ve eksonlar birleştiriyor. Bakın dikkat ederseniz şurada eksonlar birleştirilmiş ve anlamlı bir RNA zinciri ortaya çıkmış oluyor. Mesela burada splizomu göstermişiz. Birçok protein bakın şöyle. Küçük RNA diyoruz arkadaşlar bunlara small RNA. Bu RNA'lar bir araya geliyorlar ve intronları şuradaki intronları aralardan çıkararak eksonların birleştirilmesini sağlıyorlar arkadaşlar. İntronlar da zaten tekrardan e, sindirilmek için gönderiliyorlar. Şimdi gelelim. Ribozim dediğimiz bir yapıya. Şimdi sin RNA'lardan bahsettik ya. Arkadaşlar bu sin RNA'lar enzim görevi görüyorlar aslında. Bu sinir RNA'ların ortaya çıkması e, enzim olarak işlev gören RNA molekülleri olan ribozomların ribozimlerin keşfini sağlıyor arkadaşlar. Yani ribozimler ilk önce keşfediliyor. Daha sonra da bu sin RNA'lar keşfediliyor. Şimdi bu sin RNA'lar kendi intronlarını kesip çıkarabiliyorlar arkadaşlar. Böylece bir enzim gibi görev görebiliyorlar. Dolayısıyla bu özellik katalizörlerin sadece proteinlerden oluştuğu fikrini geçersiz kılıyor. Hani biz diyoruz ya enzimler sadece proteinden oluşur. Yani yapısı proteinden oluşur tüm enzimlerin diye. Ama bazı enzimler var ki yapısında RNA var arkadaşlar. Bunlara da biz ne diyoruz? Ribozimler diyoruz. Tabii ki bu da aklınızda bulunsun. Şimdi e, RNA tek zincirli olduğu için RNA'nın bir bölgesi aynı moleküldeki başka bir yerdeki komplementer bölgeye baz eşleşmesi gerçekleştirebilir ve böylece üç boyutlu yapı halini alabilir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Şöyle uzun bir zincir var. Şöyle uzun bir zincir. Diyelim ki şurada adenin var. Şurada da urasil var. Bu adeninle urasil birbirini tanıyıp gelip de buraya bağlanıp şöyle şu şekilde bir yapı oluşturabilirler. Yani şöyle bir eşleşme yapabilirler. Böylece üç boyutlu halini alıp enzim görevi görebilirler arkadaşlar. Eee bir RNA'daki bazıların, bazıları ne yapıyor? Enzim gibi katalizleme işlemine sahip işlevsel gruplar içeriyorlar. Enzimlerde bulunan işlevsel gruplar gibi böyle grupları var. Dolayısıyla ribozimlerde bunlar bulunuyor. Ayrıca arkadaşlar, e, nükleik asitlerle diğer nükleik asitlerle hidrojen bağı oluşturabildikleri için RNA'lar katalitik aktivitesine özgürlük sağlıyor. Yani sadece gidip belirli bir yere bağlanarak oradaki olayı katalizleyebiliyorlar ribozimler. Evet unutmayın ribozim neymiş? RNA'ların oluşturduğu bir enzim grubuymuş. Ve RNA'dan oluşan enzimler keşfedildiği için tüm enzimler proteinden oluşur ibaresini de işlevsiz kılıyormuş. Bunu da söylemiş olduk. Evet ben bir mola vereyim. Şimdi geliyoruz translasyonun moleküler elemanlarına. Taşıcı RNA'dan ve ribozomlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk önce taşıcı RNA'dan baş, başlayalım. Taşıcı RNA nedir? Yapısı nasıldır? Bundan bahsedelim. Normalde nükleik asitler kısmında anlatmam gerekiyordu ama Campbell'a göre gittiğim için Campbell'da vermemiş. O yüzden de direkt burada vereceğim yapısını. Arkadaşlar bir kere taşıcı RNA molekülleri birbirinin birebir aynısı değil. Neden? Çünkü her bir taşıyıcı RNA bir belli bir amino tercüme ediyor. Bu yüzden de her birinin yapısı farklıdır. Arkadaşlar, bir taşıyıcı RNA ribozoma ulaştığı zaman ucunda özgül bir amino taşır. Bu amino de işte ribozoma bağlayarak yeni bir e, amino asit eklemesi yapmış olur ve polipeptit zincirinin uzamasını sağlar. Taşıyıcı reynanın diğer ucundaki bir nükleotit üçlüsüne ne diyoruz? Antikodon. Zaten söylemiştik. DNA'da kod mesajcı reyna da kodon, taşıyıcı reyna da antikodondur. Buradaki antikodon mesajcı reyna'daki kodonla ne yapıyor? Baz eşleşmesi yapıyor. Bu eşleşmeye göre de asidi diğer ucuna takıyor ve taşıyarak getiriyor ribozoma kadar. Arkadaşlar taşıyıcı reyna aynı mesajcı reyna gibi çekirdekte üretilir ve sitoplazmaya bırakılır. DNA'daki şifreye göre sentezleniyor. Bakterilerde ve ökaryotlarda bütün taşıyıcı RNA'lar kendine özgü amino asitleri ribozoma taşıyor. Daha sonra serbest kalarak tekrar tekrar kullanılabiliyorlar. Bir taşıyıcı RNA yaklaşık 80 nükleotit uzunluğunda tek bir RNA zincirinden oluşmuştur arkadaşlar. Bu zincir kendi üstüne katlanabiliyor ve üç boyutlu bir yapıya sahip olabiliyor. Bu yüzden de zaten yonca yaprağına benzetiyoruz taşıyıcı RNA'yı. Şimdi taşıyıcı RNA'ya yapı olarak baktığımızda taşıyıcı RNA Kabaca L şeklinde katlanıyor arkadaşlar. Birazdan şekil olarak göstereceğim. Şimdi L'nin bir ucunda özgül olan mesajcı RNA kodonuna bağlanan e, özelleşmiş baz üçlüsü yani antikodon dediğimiz bir halkasal çıkıntı var. Diğer ucunda da üçlüsü ucu çıkıntı yapar. Burada da aminasitin bağlandığı yerdir arkadaşlar. Yani bu L şeklindeki yapının bir ucuna amino asit bağlanırken diğer ucunda ne vardır? Antikodon bölgesi vardır. Bir genetik mesajın doğru okunabilmesi için de iki tane aşama gereklidir arkadaşlar. Nedir bu aşamalar? Bunlara bakalım. Şimdi bir kere birincisi. Belli bir aminosti belirleyen mesajcı RNA'nın kodonuna bağlanan taşıcı RNA başka birini değil sadece o aminoasiti ribozoma taşımalıdır arkadaşlar. Yani sadece tek bir aminoasite bağlanmalıdır. Dolayısıyla taşıyıcı RNA ve amino asitin doğru eşleşmesini sağlayan bir enzim vardır. Biz bu enzim ailesine amino açil taşıyıcı RNA veya tRNA sentaz ailesi diyoruz arkadaşlar. Bu enzim ailesi tarafından e, bu doğru eşleşme sağlanıyor. Amino açıl tRNA sentazın yani bu enzimin her tipinin aktif merkezi. Sadece özgül amino asit ve özgül taşıyıcı RNA kombinasyonunu uyuyorlar. Aynı enzimlerdeki bu anahtar kilit olayı gibi. Bu yüzden de arkadaşlar e, her bir amino asit için bir tane sentetaz enzimi vardır. Amino sentetaz. Bu yüzden de 20 farklı sentetaz enzimi bulunuyor. Peki her sentetaz ne yapıyor? Kendi belirli amino kodlayan tüm farklı taşıcı RNA'lara bağlanabiliyor. Mesela diyelim ki glisin amino asidi var. Glisin amino asidini kodlayan 5 tane de kodon var. Bu kodonların her birine o tek amino asit RNA e, sentetaz arkadaşlar bağlanabiliyor. Yani her bir amino asit için özelleşmiş bir enzim ailesidir bunlar. Gelelim şimdi ikinci olayımıza. Nedir ikinci olayımız? Bu da Taşıyıcı reynanın antikodonu ile mesajcı reynanın kodonu eşleşmeli birbiriyle. Eşleşmediği zaman zaten ne oluyor arkadaşlar? Burada ee, yanlış eşleşme olduğu zaman protein sentezinde de aksamalar veya yanlış eşleşmeler gerçekleşiyor. Şimdi eğer ki bir aminazite tanımlayan her bir mesajcı reyna kodonuna karşılık bir tip taşıyıcı reyna olsaydı, 61 çeşit taşıcı reyna olurdu. Ancak kaç çeşit taşıcı reyna var? 45. Arkadaşlar bu durumda bazı taşıcı reynalar birden fazla kodonu tanıyabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla hani şey diyemiyoruz. 61 çeşit kodon varsa 61 çeşit taşıcı reyna vardır diyemiyoruz. 45 çeşit taşıyıcı RNA vardır ve bazı taşıyıcı RNA'lar birden fazla kodonu tanıyabiliyorlar. Arkadaşlar taşıyıcı RNA'nın birden fazla kodona bağlanmasına biz wobble diyoruz. Wobble olayı diyoruz. Hatta bu wobble olayı şeyde sorulmuştu. E, hangi sene hatırlamıyorum ama ÖABT'de sorulmuştu. Şimdi wobble'a göre 3. bazın değişikliği farklı kodona bağlanmalara e, sebep olabiliyor. Mesela Antikodonu 300'sü Urasil sitozin urasil 5 üssü olan bir taşıyıcı RNA arkadaşlar. Her ikisi de arjinini kodlayan 5 üssü AGA ve AGG şeklindeki kodonlara bağlanabiliyor. Dolayısıyla bakın zaten 3 ucunun karşılığı nedir şu ucunun karşılığı AGA'dır değil mi? AGA'daki üçüncü nükleotidin değişimi AGG'yi oluşturur. Dolayısıyla hem AGA'ya hem de AGG'ye bir taşıcı RNA bağlanabiliyor. Biz bu duruma ne diyoruz? Wobble olayı diyoruz. Burada zaten göstermişiz yine. Bakın L şeklinde dedik. Şu şekilde. L şeklinin o kısa ucuna ne bağlanıyor arkadaşlar aminasitler bağlanıyor Diğer kısımda Kod antikodon kodon antikodon eşle anti eşlemesi yapıyor Yonca yaprağına benziyor dedik bakın burada yonca yaprağını göstermişiz katlandığı zaman Bu şekilde bizim yapımız Amino acilleri de gösterelim bakın amino acile enzim ailesi dediğimiz enzimler şunlar amino acile enzimler Arkadaşlar her bir taşıcı renaya özgüdür bunlar Ve Gerçek boyutu aslında şu şekildedir. Gerçek şekli ama biz daha anlaşılır hale getirdiğimizde bu şekilde oluyor. Bunun özgürlüğü e, taşıyıcı RNA ile amino asitin birbirine bağlandığı andaki durma bağlı arkadaşlar. Yani buna benziyor. Dolayısıyla her biri için farklı farklı e, amino acil tRNA sentetaz enzimi bulunuyor. Yani 20 farklı amino sentetaz enzimi bulunuyor. Evet taşıcı reynadan bahsettikten sonra ribozomlara gelelim. Kaç dakika olmuş? 39 dakika. Büyük ihtimal 1 saati bulur herhalde anlatmam. Ya da 50 dakika falan olur. Şimdi ribozomlara baktığımız zaman arkadaşlar ribozomlar protein sentezi sırasında ne yapıyor? Taşıcı reynadaki antikodonların mesajcı reynadaki kodonlar ile özgül çift oluşturmasını kolaylaştırıyor. Ribozomlar büyük ve küçük alt birimlerden oluşuyor ki zaten hücre kısmını anlatırken anlatmıştım yine ribozomlardan bahsetmiştik. Ribozomların alt birimleri neyden oluşur? Bir e, proteinlerden ve bir ya da daha fazla sayıda ribozomal RNA'dan oluşuyor arkadaşlar. Ökaryotlarda alt birimler çekirdekçikte üretilir. Unutmayın, alt birimler çekirdekçik, nerede çekirdekçik? Çekirdeğin içerisinde. Burada üretiliyor arkadaşlar. Ribozomal RNA transkribe ediliyor ve işleniyor. Sonra sitoplazmadan taşınan proteinlerle çekirdekçikte birleştiriliyor ve böylece stopla, ribozom olarak nereye gönderiliyor? Sitoplazmaya veya ilgili yere gönderiliyor. Yapımı tamamlanan alt birimler çekirdek zarındaki porlardan sitoplazmaya gönderilir arkadaşlar. Şimdi Bakterilerde ve ökaryotların her ikisinde de büyük ve küçük alt birimler sadece mesaj reyna bağlandığında bir araya geliyorlar. Yani normalde bunlar böyle ayrı ayrı bulunuyor. Mesaj reyna gelip bağlandığı zaman ikisi birleşiyorlar. Yapı olarak baktığımızda yapı olarak birbirine benziyorlar. Ancak e, ökaryotların ribozomu biraz daha büyüktür arkadaşlar. Prokaryotlarda 70s büyüklüğündeyken ökaryotlarda 80s büyüklüğündedir. Evet, e, ribozomun yapısına baktığımızda ribozomun yaklaşık üçte biri proteinlerden oluşuyor, geriye kalan kısmı da ribozomar RNA'lardan oluşmuştur arkadaşlar. Gelelim diğer bir özelliğimize. Mesela şunu da söyleyeyim. Bazı antibiyotikler ökaryotların ribozomlarını etkilemiyor ama bakterilerin ribozom aktivitesini durdurabiliyorlar. Mesela tetrasiklin, streptomisin dediğimiz amino e, şeyler, şeyler, sit ismine benzediği için o şekilde çıktı ağzından antibiyotikler. Ne yapıyor? Bakterilerin ribozom aktivitesini durdurabiliyor ama ökaryotları etkilemiyor. Neden? Yapı olarak hani küçük de olsa birbirinden farklılık gösterdikleri için. Peki ribozomun yapısına baktığımız zaman mesajcı reyna'nın bağlandığı ve taşıyıcı reyna'nın bağlandığı 3 tane bölge var arkadaşlar. Bir A bölgesi vardır. A bölgesi amino aminoacil taşıyıcı reyna bağlanma bölgesidir. Yani o enzim var dedik ya o enzimin bağlandığı bölgedir. Ne yapıyor bu bölge? Zincire eklenecek olan bir sonraki aminoasiti taşıyan taşıyıcı reyna'yı bağlıyor bu bölge. A bölgesi. P bölgesi peptidil taşıyıcı reyna'nın bağlanma bölgesi. Bu da uzamakta olan peptit zincirini taşıyan taşıcı RNA'yı bağlar. Bir şekil üstünde gösterdiğimde daha iyi anlayacaksınız. E bölgesi de çıkış bölgesi, exit bölgesi. Taşıdığı amino asiti bırakan taşıcı RNA'lar ne yapıyor? Buradan çıkıyorlar arkadaşlar. Ve şunu da unutmayın. Ribozomal RNA'daki yani ribozomlardaki olayların büyük çoğunun ribozomal RNA katalizler. Yani eee Ribozomal RNA burada enzim görevi görüyor, bu yüzden de ribozomu biz büyük bir ribozim olarak, yani bir ribozomal enzim olarak, RNA enzimi olarak düşünebiliriz. Şöyle bakın, bakın A bölgesi var burada. Şu A bölgesine bir aminoacil gelip bağlanıyor. Bakın A bölgesine gelmiş, şurada aminoacil geldi, bağlandı. P bölgesinde uzamakta olan zincire eklenen aminoasiti taşıyan taşıcı RNA bağlandı. A bölgesine de ise bir sonraki hani kodona karşılık gelen amino bağlanıyor. Sonra exit bölgesinden şu çıkarken bakın hemen şuradaki çıkarken A bölgesinde bulunan P bölgesine geliyor. Yani bir e, atlamalı bir şey gibi düşünün, iletim gibi düşünün. Hani ne yapıyor? Bu buradan geliyor. Şöyle sileyim tekrar göstereyim. Bakın P bölgesinde bulunan E'ye çıkıyor. A'da bulunan P'ye geliyor. Sonra buraya yenisi ba geliyor bağlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde sıralı bir iletim söz konusudur. Şimdi gelelim bir polipeptidin yapımına. Nasıl yapılıyor? Arkadaşlar Polipeptit yapımını 3 evrede inceliyoruz. Başlama, uzama ve sonlanma. İlk önce başlamadan başlayacağız. Ben şekil üstünden anlatacağım hepsini. Şimdi başlamada AUG dediğimiz başlayıcı kodon geldiği zaman Hemen metiyonin aminastini taşıyan e, taşıyıcı reyna gelip bağlanır arkadaşlar ve protein sentezi başlar. Daha sonra A bölgesine sıradaki aminastini taşıyan taşıyıcı reyna gelir. Bu şekilde bir başlama olayı var. Başlamayı kim sağlıyormuş? AUG u -G kodunu sağlıyormuş. Metiyonini e, bağlar arkadaşlar unutmayın. Uzama ve sonlanmaya geldiğimiz zaman ise şöyle bir durum söz konusu. Bakın metiyonin geldikten sonra ne oluyor burada? Mesaj reyna ya işte A bölgesine yeniden geliyor taşıcı RNA'lar bağlanıyor. Daha sonra E bölgesinden diğerleri çıkıyor. Bu şekilde uzama uzama gerçekleşiyor ve buradaki enerji de GTP'den sağlanıyor. Bu önemlidir. GTP'den bir fosfat ayrılmasıyla bir enerji aktarımı gerçekleşir. Bu enerji aktarımı sayesinde de arkadaşlar buradaki taşıcı RNA'lar gelip e, A bölgesine P bölgesine bağlanırlar. Bunu sağlayan kimmiş? GTP'ymiş unutmayın. Ayrıca yine GTP Buradaki e, exit bölgesindeki amino e, taşıcı RNA'ların çıkışını da sağlar. Bakın şöyle sonlanmaya geldiğimiz zaman ise burada da sonlanmayı anlatalım. Arkadaşlar sonlanmada releasing faktör dediğimiz bir faktör var. Bu faktör gelip P bölgesine bağlanıyor ve P bölgesine bağlandıktan sonra artık hani durdurucu kodon geliyor ya. Durdurucu kodon geldiği zaman releasing faktör gelip bağlanır ve yeni bir amino içildi reyna gelip buraya taşıcı reyna gelip bağlanamadığı için de işte buradaki büyük alt birim ve küçük alt birim birbirinden ayrılıyorlar. Mesaj reyna serbest kalıyor. Polipeptiz zinciri de serbest kalıyor. Relasing faktör dediğimiz bıraktırıcı faktör de ayrılarak tamamen olay sonlanmış oluyor. Sonlanma dediğimiz olay da bu şekilde. Durdurucu kodon, stop kodon geldiği zaman unutmayın. Relasing faktör dediğimiz faktör gelip bağlanır ve olayı durdurur. Evet bu sayede biz ne anlattık? İşte taşıcı reynalardan bahsettik, mesajcı reynadan bahsettik, ribozomlardan olayı nasıl gerçekleştiğinden bahsettik. Şimdi geliyoruz artık sona doğru. Arkadaşlar poliribozom dediğimiz bir oluşum var, bir yapı var. Nedir bu poliribozom? Birçok ribozom bir araya geliyorlar ve aynı anda aynı proteinden çok fazla sayıda üretebiliyorlar. Biz bu yapıya polizom diyoruz veya poliribozom diyoruz. Bunlar tek bir mesajcı RNA'yı kullanıyorlar unutmayın. Bakın şurada göstermişiz. Bir tane mesajcı RNA'ya bağlanmış bir sürü ne var burada ribozom var. Bu ribozomlar aynı anda çok sayıda polipeptit zincirinin üretilmesini sağlıyorlar arkadaşlar. Oldukça önemlidir. Eğer protein sentezinin yoğun olduğu bir hücre varsa o hücrede poliribozomlar mutlaka oluşurlar. Evet poliribozomdan da bahsettikten sonra şimdi polipeptitler üretiliyor ama bunların gideceği yerler nasıl belirleniyor? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar ökaryotlarda iki tip hücre var değil mi? şey hücre demişim. İki tip ribozom var. Nedir bunlar? Serbest ribozomlar ve bağlı ribozomlar. Serbest ribozomlar zaten hücrenin içerisinde kullanılacak proteinleri sentezliyor. Bağlı ribozomlar da hücrenin dışına gönderilecek ve organellere gidecek proteinleri sentezliyor. Çünkü bağlı olanlar endoplazm retikulum'a bağlı oldukları için zaten endoplazm retikulumda taşıma olayı sağlıyor. Şimdi burada normalde Sitozolde serbest olan ribozomda sentezlenmeye başlayan polipeptit eğer sinyal verirse endoplazmik retikuluma ya da çekirdek zarfına bağlanarak polipeptidin taşınmasını sağlıyor. Yani normalde aslında e, sentez nerede başlıyor? Sitoplazmada. Ama polipeptit sinyal aldığı anda nereye gidiyor? ya endoplazmik retikuluma gidiyor ya da çekirdek zarına gidip bağlanarak e, olayın orada devam etmesini sağlıyor. Bu bağlanmayı sağlayan sinyal moleküller arkadaşlar polipeptidin lider ucu yani azot ucuna amino ucuna bağlanarak yaklaşık 20 amino asitlik bir sinyal tanıma partikülü dediğimiz SRP molekülleridir bunlar bağlanmayı sağlayan moleküllerdir. Bu e, sinyal molekülleri bir protein RNA kompleksidir. Zaten Protein sentezi ile ilgili olan bütün olaylarda kullanılanlar genelde protein renal kompleksleri enzim olarak da kullanılabiliyor. Bu sinyal molekülünün işi bitince de arkadaşlar bir enzim tarafından ne yapıyor? Ortadan kaldırılıyor. Bakın burada ribozoma gelmiş bağlanmış. Bakın şurada ribozoma bağlandığı zaman bakın şurada sinyal tanıma molekülü SRP dediğimiz molekülü tanıyor. Ve hemen hareket ederek nereye geliyor arkadaşlar? Buradaki endoplazm retikulumun zarına bağlanıyor. Zara bağlandığı zaman olay burada gerçekleşiyor ve protein nereye bırakılıyor? Endoplazm retikulumun içerisine bırakılıyor. Lümen dediğimiz kısımlarına bırakılıyor. Bu sayede e, sentez bittikten sonra da ribozom buradan ayrılarak tekrardan serbest kalıyor arkadaşlar. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. Bakın yine burada polizom koleribozomdan bahsetmişiz. Bunları göstermişiz. Burada da genel olarak bir sentez olayını görüyoruz. Protein sentezi. Bakın poli A kuyruğu bağlanıyordu. 5 üstü uç başlık bağlanıyordu. Translasyon olayını göstermişiz. Ve geliyoruz son konumuza. Arkadaşlar son konumuz nedir? Son konumuz mutasyonlar. Şimdi bir ya da daha fazla sayıda nükleotitin mutasyonu proteinin yapısını ve işlevini etkileyebilir. Mesela orak hücreli anemiden bahsedeceğiz birazdan. Arkadaşlar moleküler anlamda gerçekleşen mutasyonlara biz küçük ölçekli mutasyonlar diyoruz. Şimdi daha önce de mutasyonlardan bahsetmiştim. Onlar daha böyle kromozomal düzeyde görülen mutasyonlardı. Nükleotitlerde görülen mutasyonlar ise küçük ölçekli mutasyonlardır. Bu mutasyon eğer gamette ya da üreme ana hücresinde gerçekleşirse yavrulara ve gelecek nesillere aktarılır. Ama bir vücut hücresinde gerçekleşirse kişinin sadece kendisinde görülür. Mesela hemoglobinde gerçekleşen bir nokta mutasyonu ne yapıyor? Orak hücre anemisine neden oluyor. Bakın burada göstermişiz. Normalde bakın sitozin, timin, sitozin şeklinde gidiyor. Guanin, adenin, guanin. Hani zincir bu şekilde. Ama Bakın adenin ve timin burada yer değiştirdiği zaman bir nokta mutasyonu gerçekleşir ve hücrelerin orak şeklinde sentezlenmesine sebep oluyor arkadaşlar. Burada glusin, glusin galiba ya da glutamin amino glutamin de galiba. Glutamin aminoasitin bağlanması yerine valin aminoasiti bağlanıyor buraya ve arkadaşlar e, hücrenin farklı bir hal almasına sebep oluyor. Şimdi küçük ölçekli mutasyon tiplerinden bahsedeceğim. İki şekilde oluyor ya yerini alma ya da eklemeler ve delasyon şeklinde. Arkadaşlar bir nükleotit çiftinin diğerini yerini almasını yani başka çiftle yer değiştirmesine biz yerini alma mutasyonu diyoruz. Eğer bu e, nükleotit değişikliği etkisini fenotipte dış görünüşte belli etmiyorsa biz buna sessiz mutasyon diyoruz. Sessiz mutasyonda amino asit dizilimi genelde değişmiyor. Yani kesinlikle değişmiyor aslında. Çünkü hani bir amino asiti sentezleyen birden fazla kodon var demiştik ya. Bu mutasyon aynı amino asitin farklı bir kodonla dönüşebiliyor. Bu yüzden de biz buna sessiz mutasyon diyoruz. Bir de bir amino asitin yerini başka bir amino asit alıyorsa buna da yanlış anlamlı mutasyon diyoruz mutasyonların etkisi büyük de olabiliyor, küçük de olabiliyor. Bir de arkadaşlar nokta mutasyonu eğer ki amino asit kodlayan kodonu durdur, durdurma kodonuna yani stop kodonuna çevirirse buna da anlamsız mutasyon diyoruz. Sonuç olarak işlevsel olmayan proteinler üretiliyor. Şekil üzerinde göstereceğim birazdan. Bir de eklemeler ve delesyonlar var. Bu da nedir? Bir gendeki nükleotit çiftinin eklenmesi ya da kaybedilmesidir arkadaşlar bu tür mutasyonlarda üçlü kodonlarda kayma olayı görülüyor bu yüzden de bunlara biz çerçeve kayması diyoruz sonuçta yine işlevsel olmayan proteinler oluşuyor bakın normal dizilim metiyonin lösin işte e, glisin şeklinde gelmesi gerekirken şurada bakın birincisinde ne oldu bakın e, adenin timin yerine şurada nokta mutasyon gerçekleşti arkadaşlar GG uya dönüştü stop kodunu zaten burada yine e, değişti mi herhangi bir şey değişmedi Biz buna sessiz mutasyon diyoruz herhangi bir şey değişmediği için bakın burada bir amnestinin yerine farklı bir aminasit alıyor Arkadaşlar burada an, e, yanlış anlamlı mutasyon diyoruz burada da stop kodonuna dönüşüyor Arkadaşlar buna da yine e, anlamsız mutasyon diyoruz Diğerine baktığımız zaman mesela burada stop koduna dönüşebiliyor. Ekstra bir urasil ekleniyor buraya. Ekstra urasil eklendiği zaman bakın stop koduna dönüştü. Ya da arkadaşlar yine buraya ekstra bir nükleotit eklendiği zaman buradaki dizilim tamamen değişebiliyor. Bunlar da çerçeve kayması ya da delesyon şeklinde gösterilebilir. Evet böylece bitirmiş olduk biraz uzun oldu ben de yoruldum siz de yoruldunuz biliyorum ama videoyu ikiye ayırıp dinleyebilirsiniz tam olarak hani e, arasına çok fazla vakit koymadan dinleyin arkadaşlar bu sayede oturtmuş olursunuz nerede peki mola verebilirsiniz şu taşıcı reyna'nın yapısını anlattım ya taşıcı reyna'nın yapısına başlamadan önce bir mola verebilirsiniz. Oldukça uzun ve yoğun bilgili bir video çünkü. O yüzden de mola vererek dinlemenizi tavsiye ederim. Başta söyleseydim daha iyi olurdu ama sonda söyledim. Ee, sonraki videomuzda nereye geçiyoruz? Virüslere geçiyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.